Merhaba, ben Orhan Şef. Bugün sizlere sufle yapacağım. Açık havada sufle nasıl yapılır? Kuzinede. Onu yapacağım. İster tabii siz bunu evinizde de fırınızda yapabilirsiniz. Yapıma başlamadan önce ne yapıyoruz? Önce fırınlarımızı ısıtıyoruz. 220 derecede fırınımızı ısıtmaya başlıyoruz sufle yapmaya başlamadan önce. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 60 gram tereyağımız var, 100 gram çikolatamız var. Bunun 70 gramı bitter, 30 gramı sütlü çikolata olmak üzere. Yarım su bardağı unumuz var. Yarım çay bardağı şekerimiz, 3 yumurta, 1 tatlı kaşığı vanilyamız var ve süslemek için de pudra şekerimiz var. Evet, şimdi yapımına geçiyoruz. Tereyağımızı tavamıza atıyoruz. Önce tereyağımızı eriteceğiz, daha sonra çikolatamızı atacağız. Çikolatamızı eriteceğiz. Sufle yapımı çok basit bir tatlı. Yapımı basit, lezzeti nefis bir tatlı. Yani her ortamda bunu yapabilirsiniz sufleyi. Çikolatalarımızı da atıyoruz. Çikolatalarımızı da atıyoruz. Ve eritiyoruz. Gördüğünüz gibi çikolatalarımız eriyor. Çikolatamız ve tereyağımız eridi. Şimdi unumuzu atıyoruz. Unumuzu atıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Bu kadar. Bu karışımı şimdi güzelce yediriyoruz. Unlu karışımı yediriyoruz. Daha sonrasında yumurtamızı ve şekerimizi çırpmaya başlayacağız. Kıvamını görüyorsunuz. Kıvam bu şekilde. Bu hazır. Şimdi bunu kenara alıyoruz ve yumurtalarımızı çırpmaya başlıyoruz. Şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz. 3 yumurtamız var. 3 yumurtamızı. Ve yarım çay bardağı şekerimizi atıp çırpacağız bunu. Siz bunu mikserde çırpabilirsiniz. Mikseriniz yoksa da açık havadaysanız benim gibi elinizle çırpabilirsiniz. Vanilyamızı da atıyoruz bunun içine. Vanilya arzuya göre isterseniz, vanilya tadını seviyorsanız, aromasını istiyorsanız vanilya atabilirsiniz veya atmayabilirsiniz. Tercih sizin. Evet, yumurtamızı çırptık. Zor olsa da elle biraz yine de çırptık. Evet, açık havada böyle. Yumurtamızı çırptık. Gördüğünüz gibi köpürdü. Biraz rengi açıldı. Şimdi de ne yapacağız? Kuru karışımımızı atacağız. Hemen alalım kuru karışımımızı buraya. Evet. Burada da tereyağı, çikolata ve unun muhteşem karışımı var. Şimdi demle kokusu nefis. Şeker miktarını da siz kenara alabilirsiniz. Çok şekerli seviyorsanız şeker miktarını yarım su bardağına kadar arttırabilirsiniz. Evet, bunu da aynı şekilde çırpma teliyle karıştırıyoruz. Akışkan bir hamurumuz olacak. Akışkan olacak. Fırın sıcaklığımız yüksek olacak. Kısa sürede pişecek. Dışı hemen kabuk bağlayıp içi yumuşacık, akışkan kalacak. O yüzden ne yapmış demiştik? İlk önce fırınımızı 220 dereceye getirip ön ısıtmayı yapacaktık ki sıcak fırına atmamız gerekiyor sufleyi mutlaka. Evet, hamurumuz oldu. Akışkan bir kıvam aldı. Sufle kaplarımızı güzelce tereyağı alıyoruz. Tereyağıyla böyle sürüyoruz. Ve içine biraz şeker atıyoruz ki suflemiz yapışmasın, net çıksın. Evet, sufle kaplarımız bu şekilde. Şimdi kaplarımıza suflemizi koyuyoruz. Bunda ne yapıyoruz? Yarısına kadar dolduruyoruz. Çünkü suflemiz kabaracak, şişecek. Evet, bu ölçüden ortalama 4 adet sufle çıkıyor. Suflelerimizi fırınımıza atıyoruz. Bizim kuzinede fırınımız harlı. Harlı ateşte. Hemen harladık ki yüksek olsun diye fırının sıcaklığı.
Bakalım. Biraz odun at. Önce odunumuzu atalım. Evet. Fırınımız bakayım 250-230 derece olmuş. Şimdi veriyoruz fırına. Ver fırına. Kapatıyoruz ve kuzinemizi halladık. Halı ateşte 8 dakika sonra görüşmek üzere. Ekranlardan ayrılmayın. Evet, suflelerimiz pişti. Hemen çıkarıyoruz. Kuzine ateşinde sufle keyfi. Evet, gördüğünüz gibi nasıl görünüyor? Gayet nefis. Mis gibi kokular yükseliyor buradan. Tahtamızı alıyoruz, sunum tabağımıza. Ve şimdi pudra şekerimizi atacağız. Evet, pudra şekerimizi atıyoruz üstüne. Ve tadına bakacağız. Bakıyoruz, daldırıyoruz. Ortasından bakın içinin sıvılığını görüyorsunuz. Şimdi alıyoruz. Evet, nefis ve güzel. Her yerde sufle yapabilirsiniz.